İyi günler sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Makedonya Tarihi Milli Enstitüsü'nün 70. yıl dönüm kutlamasına birçok yetkililer katılırken Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de katılmış oldu. Makedonya Milli Tarihi Enstitüsü'nün 70. yıl dönümü kutlamasına katılmış olan Başbakan Zoran Zaev, mevcut olan olayları değerlendirirken, özellikle Makedonya'nın milli açısından büyük önem taşıyan bu makamın değerini ve kıymetini açıklamış olduğu, öte yandan ise özellikle tarihi birçok kişi için sadece araştırma söz konusu olurken, fakat nefret ve herhangi bir kötülük için yol açacak olan tarihin bilgisi kullanılmaması gerektiğini dile getirmiştir. Tarihi bilmek kendi devletine ve kendi milletine faydalı olmak anlamına gelmektedir. Ondan dolayı hayattan ve istikbalından alınacak olan değerler ve beklentiler ancak iyi kendi tarihini bilen bir millete aittir. Ondan dolayı nefret ve kin konusunda kesinlikle tarihi bir sebep olmaması gerektiğini getiren Başbakan Zoran Zaev, mevcut olan durumu da açık bir şekilde değerlendirmede bulundu ve kendi fikir ve hükümetin özellikle yönergesini net bir şekilde değerlendirmiş oldu. Avrupa Halklar Partisi'nin EPP Helsinki'de düzenlenmiş olduğu zirveye katılan Vamara Dapama'nın lideri Christian Mitzkowski bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ilişkileri ve genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn'la görüşen Mitzkowski, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le görüşmeye gerçekleştirdi. Mitzkowski'nin özellikle Han'la görüşmesine ilişkin Vamara Dapama'nın yapılan açıklamada Mitzkowski Makedonya'nın stratejik önceliğinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu söyledi ve bu bağlamada partinin önemli destek vereceğini de kaydetti. Mitzkowski yargının Vamara Dapama'ya karşı kullanılması ve siyasi hesaplaşmadan ötürü duyduğu endişeyi de dile getirdi denildi. Buna karşın Han sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Helsinki'deki EPP zirvesinde Vamara Dapama'nın lideri Christian Mitzkowski ile olumlu bir görüşme yaptık. Prespa anlaşmasının hiçbir engellemeye maruz kalmadan hızlıca kabul edilmesi gerektiğini konusunda gayet nettim. Kendisinin parlamento çalışmalarını engellemeyeceği yönündeki güvencesini memnuniyetle karşılıyorum. Avrupa Birliği ile bütünleşmek için ülkeye sadık bir muhalefet gerekli paylaşımını yaptı. Öte yandan Han Vamara Dapama'nın reformcu ve ihraç edilen üyeleri olan milletvekilleri Emilia Aleksandrova, eski Sağlık Bakanı Nikola Todorov ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Peter Bogoevski'ye de bir araya geldi. Öte yandan ise aynı buna ilişkin olarak EPP'nin temsilcisi ve aynı zamanda burada önemli olarak katkıda bulunmuş Dora Spak, kendisi mevcut olan 8 milletvekiliyle ilgili olarak sert açıklamalarını yapmış oldu. Birçok belediyede özellikle bu dönemde yeni bütçe değişiklikleri söz konusu olmaktadır. Buna ilişkin olarak Merkez Upa Belediyesi'nde önceden tasarlanmış olan 92 milyon civarında olan bütçesinin 1 milyonluk için azalmış oluyor. Tabii ki azalma sebebi bir taraftan devlet arazilerinin satılmaması, öte yandan ise Kale Kamu şirketinin olumsuz bir durumda bulunmasıydı. Buna ilişkin olarak belediye meclis üyeleri tarafından tamamen ilişkin kararlar getirilmiştir. Birçok belediyenin özellikle bu döneme denk olarak rebalans veya bütçe değişiklikleri söz konusu olmaktadır. Buna ilişkin olarak özellikle Merkez Upa Belediyesi en tasarruflu bir şekilde kendi parasını harcayan belediyelerden bir tanesi olmaktadır. Son olarak sadece 2018 yılı ile ilgili olarak bütçenin kısaltması konusunda 1 milyon denarlık bir kısaltma söz konusu olmuştu. Tabii ki bu kısaltma bir taraftan Kale Kamu şirketinin kötü durumda olması, öte yandan
ise mevcut olan devlet arızıların satılmaması konusunda bir değerlendirme sonucu söz konusu olmaktadır. 93 milyondan özellikle öngörülmüş olan paradan 1 milyon alınmasıyla birlikte 92 milyon bir öngörülen hesap söz konusu olmaktadır. Merkez Jupa Belediyesi'nde herhangi bir borç ve herhangi bir eksiği ödeme konusunda söz konusu değildir. Merkez Jupa Belediyesi özellikle son senelerde en verimli ve en net bir şekilde çalışan belediyelerinden bir tanesi olmaktadır. Merkez Jupa bütçesi 1 milyon için sadece bir azalmasına maruz kalmasıyla birlikte meclis üyeleri tarafından bu kararı geçen ayda getirmiş oldular. Debre ve Debre bölgesi için hiç kimsesiz köpeklerin sorunu hala çözülmemiş sorunlardan bir tanesi olmaktadır. Buna ilişkin olarak meclis üyeleri tarafından talepler farklı olsa da amaçları tek, güvenli bir ortam yaratmak. Debre ve Debre bölgesinde özellikle hiç kimsesiz köpeklerin sorun olduğunu da yaşanmaktadır. Debre ve Debre bölgesi özellikle birçok taraftan getirilmiş olan köpeklerin de bulunduğu bir yer söz konusu olmaktadır. Ondan dolayı Debreliler bu konuda derhal bir şekilde verimli ve etkin harekete geçmeleri konusunda bir talepte bulunuyorlar. Debre Belediyesi bir yandan, öte yandan ise Alyansı'nın temsilcisi Mirela Kurumi'ye göre yapılması gerekenler arasında özellikle hiç kimsesiz köpeklerden tamamen kurtulma için gereken tedbirlerin alınması için gereken kararlar getirilmesidir. Kendisine göre belediye olarak bu konuda daha etkin bir şekilde çalışmalarında özen gösterilmesinden vatandaşlar fayda göreceğine yönelik konuşma ve değerlendirmesinde bulundu. Bölgemizde özellikle doğanın güzellikleri sınırsız bir şekilde sergilediği bir bölgede yaşıyoruz. Ondan dolayı sivil kuruluşlar ekoloji açısından yapacak olan çok şeyleri vardır. Onlardan bir tanesi ise Broştica'ya ait olan ve özellikle şimdiye kadar birçok proje imza atan Stogovo Sivil Kuruluşu'dur. Doğanın sınırsız bir şekilde sergilediği kendi güvenliği ve güzelliği ancak bölgemizde görülmektedir. Ondan dolayı özellikle bölgemizde faaliyette bulunacak olan birçok sivil kuruluşu ekoloji açısından ve ekoloji alanında yapılması gerekenleri yapmak zorunda. Bilindiği gibi bölgemizdeki doğa ve doğa raritetleri veya her yerde görülecek olan şeyleri ancak burada görülebilir. Ondan dolayı sivil kuruluşların ekoloji alanında çalışmaları büyük bir fayda getirmektedir. Diğer Limanoski'ye ait olan Broştica'lı bu özellikle sivil kuruluşun çalışmaları ekoloji alanında %100 olarak görenilmiştir ve yönelme konusunda çalışmalar başarılı bir şekilde sergilenmiştir. Debre ve Merkez Jupa'ya ait olan ve kendi çalışmalarını daha geniş çapta sergilemiş olan Stogovo Sivil Kuruluşu ileride yapılması gerekenler konusunda da iddialı bulunmaktadır. Futbol alanında tek temsilcimiz Kora Futbol Kulübü son maçından mağlubiyetle ayrılmıştır ve 3-1 Akademiye Pandev'den kaybetmiştir. Bir sonraki şans Üsküp'e karşı konuk olacak olan futbol alanında temsilcimiz 3 puan peşinde Şkupi'ye karşı sergilemek için ve kazanmak için çaba gösterecektir. Son maç Akademiye Pandev Futbol Kulübü Kora 3-1 skor söz konusu olmaktaydı. Bir sonraki şans Üsküp'e taşınıyor. Haber bültenimiz buna ilişkin olarak devam ediyor. Spor haberlerimiz vardır. Akademiye Pandev Korab 3-1. Skor özellikle Debre takım için olumlu değildir. Öte yandan ise Akademiye Pandev futbol kulübü son senelerde iyi bir performans sergileyen bir takım söz konusu olmaktadır. Debre futbol takımının temsilcisi özellikle forvetli olarak Bleron Muça bu sefer bir gole imza atmış oldu. Akademiye Pandev 5 Aralık özellikle tarihinde Debre'ye konuk olacaktır ve Debre Futbol Kulübü'ne karşı çıkacaktır. Önceki özellikle maç 3-1 ile bitmiştir ve Debre temsilcisi 3 puanı kaybetmiş oldu. Öte yandan ise pazar günü 11 Kasım tarihinde Debre temsilcisi Üsküp'e misafir ve konuk olacaktır. Evet sayın izleyenler, bu haber bülteninin sonuna geldik. Hepinize izlediğinizden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Haydi akşamlar efendim.